Cirit at üzerinde oynanan spor dallarından biridir. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine olan hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spordur. Bozkır kültüründe önemli bir yere sahip olan at, Türk toplumlarının hızla büyümesinde daima ön plandaki unsurlardan olmuştur. Savaşçı bir yapıya sahip Türk halkları henüz çocuk yaşlarda ve koyun sırtında biniciliği deniyor, atıcılık öğreniyorlardı. Türkler sporla iç içe yaşadıkları İslamiyet öncesi dönemin ardından, İslamiyet'i kabul etmeleriyle beraber, İslam'da spora önem verdiği için faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Toplu yaşadıkları her köy ve kasabada, düz ya da çimenlik bir bölgeyi güreş ve cirit alanı olarak korumuşlardır. Selçuklu döneminde çeviklik ve beceri isteyen atlı cirit sporu önemli bir yer tutmaktaydı. Atlı cirit, savaş eğitiminin yanı sıra bir çeşit eğlence aracıydı. Yapılan spor gösterilerine sultan ve ailesi de katılırdı. Türkiye Selçuklularında şehzadeler, ilmiyle ünlü lalaların yanı sıra spordaki becerileriyle de ün yapmış lalalar tarafından eğitilirlerdi. Osmanlı döneminde zirveye çıkan atlı cirit sporu yakalayıp bağışlama, rakibine kin tutmama gibi özelliklerden ötürü sporcuya nefsine hakim olmayı öğretmekte ve bu sayede büyük yeteneklere sahip savaşçılar yetiştirmekteydi. Sarayda özellikle itibar görmesinin bir diğer nedeni de Enderun'da görevlendirilen ve hizmet ederken aynı zamanda da daha önemli görevler için yetiştirilen iç oğlanlarının askeri eğitimlerinin bir parçası olmasıdır. Adını oynandığı alet olan ve çevgen de denilen temrensiz mızraktan alır. Kelimenin aslı Arapça cirittir, yani kabuğu soyulmuş hurma ağacıdır. Cirit, binicilikte ve mızrak fırlatmakta ustalık isteyen Orta Asya kökenli eski bir savaş oyunu olup, yalnız bazı atçılık kulüpleri tarafından ve genellikle turistik gösteri mahiyetinde oynanmasına karşılık, Orta Asya bozkırlarında nispeten güncelliğini korumaktadır. Atlı ve yaya oynanan iki çeşidi varsa da en çok tanınanı atlı olanıdır. Yaya ciridi nadiren saray avlularında oynanmıştır. Bugün atletizmin dört atma kolundan biri olan cirit atma ise cirit oyununun dışında kişilerin tek başına icra ettikleri bir spor faaliyetidir. Diğer üç atma kolu disk atma, gülle atma, çekiç atmadır. Atlı cirit oyunu genellikle bahar aylarında sayıları değişebilen 10-15 kişilik iki takım arasında oynanır. Her atlının elinde normal bir mızrak kalınlığında ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda meşe dalından bir sopa bulunur ve takımlar 100 metre kadar aralıklarla karşılıklı dizilirler. İçlerinden birinin hasım safa doğru yaklaşarak ciridini seçtiği bir atlıya fırlatıp kaçmasıyla oyun başlar ve karşılıklı hücumlarla gelişen bir kovalamaca şeklinde devam eder. Süresi iki devre halinde 1,5 saat kadardır. Attığı ciritle hasım oyuncuyu vuran başarılı kabul edilir ve sayı alır.
Atı vuransa başarısız sayılır ve puan kaybeder. En yüksek puanı kendisine atılan ciridi havada kapan oyuncu kazanır. Rakibine çok yaklaşıp ciridini atmadan, atar gibi yaparak ona aman tanıyan oyuncu da yine yüksek puan alır. Atların birden hızlanma ve hız kesmeleri, ani manevra yapmaları, oyuncuların ciridin vücutlarına değmemesi için eğer boşaltmaları, atlarından inmeden eğilerek yerden cirit almaları ve özellikle kendilerine atılan ciridi havada yakalamaları, oyunun en hareketli ve en heyecanlı figürleridir. Tamam.